teşekkür ediyoruz. Şimdi birazcık daha aslında sahaya dönmek istiyorum. Hem yaptırımlardan konuştuk, hem Türkiye'nin alması gereken pozisyondan konuştuk, hem de bir yandan sahada harekat kararlılıkla devam ediyor tabii. Şimdi sahada yalanla yanlış, gerçek hepsi aslında Batı medyası tarafından birbirine karıştırılmaya çalışılıyor. Çağdaş Cengiz, sizle başlamak istiyorum. Özellikle bu konularda yakından takip ettiğinizi de biliyoruz. Şimdi bir açıklama olmuştu caminin bombalandığına ilişkin. Yanlış hatırlamıyorsam Mariupol'de bir caminin bombalandığına ilişkin. Bununla ilgili hemen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı ve hayır, böyle bir durum yok. Caminin bombalandığına ilişkin bir bilgi doğru değildir ifadelerini kullandı. Şimdi bugün Scholz Türkiye'de bir açıklama yaptı. Siviller için güvenlik koridorunun sağlanması gerekir diye. Bu zaten Rusya tarafından sessizlik rejimi altında sağlanmaya çalışılan bir koridordu ve Ukrayna'nın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını bu koridorlarda defalarca medya tarafından da aslında görmüş olduk. Batı medyası bu koridorların oluşturulamadığı ve Rusya'nın burayı bombaladığı şeklinde ifadeler kullandı zaman zaman. Yani aslında bir psikolojik savaş da yürütülüyor ve Batı medyasının ve Batı liderlerinin buna çok net bir şekilde ortak olduğunu da gözlemleyebiliyoruz yapılan açıklamalardan ve gelen görüntülerden. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz sahadaki son sıcak gelişmeleri, bu aktardığım bilgiler çerçevesindeki yalan propagandayı? Psikolojik savaşta fiili savaşın bir parçasıdır ve onun içindedir, ona dahildir. Sahada Rusya silahlı güçleriyle Ukrayna'da sivillere zarar vermeden hassas ve dikkatli bir şekilde NATO'nun doğuya doğru genişleme saldırganlığına karşı fiili ve silahlı bir müdahalede bulunuyor. Ama dikkatli bir şekilde bu müdahaleyi yapıyor. Tabii bu süreçte sahada Ukrayna silahlı güçlerinin Rusya karşısında bir direnç ortaya koyabilme kabiliyeti yok. Ancak psikolojik savaşla bir hamle yapma peşindeler. Az önce ifade ettiğiniz provokasyon bizzat Ukrayna'da böyle bir haber dolaşmış gibi de dile getirildi ama olay bir haber değil. Bizzat Ukrayna hükümetinin ifade ettiği bir kışkırtmaydı. Hatta cami içerisinde Türklerin olduğuna dair bir ifadeyi de kullandılar. Daha önce de sürekli Türkiye'den aldıkları SİHA'larla nasıl etkili mücadele ettiklerine dair ifadeler kullanıyorlardı. Yani sürekli bir Türkiye'yi tırnak içinde diyelim, hani kışkırtma, aslında tırnak içinde değil, resmen bir kışkırtma halindelerdi ve fiili savaşın içerisine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir şekilde dahil edebilir miyiz çizgisi izlediler. Ancak elbette Türkiye'nin devlet ve ordu birikimi böyle bir kışkırtmaya gelmedi, gelmeyecektir de. Bütün dengeler içerisinde şunu saptayabiliyoruz ki, Rusya'nın silahlı gücü karşısında Ukrayna'nın silahlı güçleriyle bir direnme ihtimali ve kabiliyeti yok. Onların beklentisi NATO'nun, Batı'nın silahlı güçler anlamında kendilerine destek olacağı yönündeydi. Ama bunun da olmadığını gördük. Olmayacağı da belliydi. G7 zirvesinde, NATO zirvesinde ortada silahlar patlamıyorken bile bir irade birliğiyle Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni düşman ilan edemeyen Atlantik cephesinin hele bir fiili savaş içerisinde bir irade birliğiyle Ukrayna'ya sahip çıkma imkan ve gücü yoktu ve olmadı. Aslında NATO, Atlantik cephesi büyük bir yenilginin daha içerisinde. Tabii bu sürecin onların yenilgisinin çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacağı bir noktaya geleceğini göreceğiz. Tabii ki Batı, Atlantik cephesi silahlı güçleriyle yapamadığı desteği bir nevi kültürel aygıtlarla, yalanla ve psikolojik savaşla yürütmeye kalkıştı. Ve gerçekten akıl almaz ve Batı kültürünün içine düştüğü yozlaşmayı, çürümeyi, ırkçılığı gözler önüne seren uygulamalar ardı sıra geldi. Bu aslında çok fazla şaşırtmıyor. Çünkü artık Atlantik cephesinin dünyada ekonomik anlamda da askeri anlamda da bir Asya ile boy ölçüşebilecek bir kuvveti yok. Böyle bir kuvveti yok ama hala kültürel alanda diyelim belirli güçlere sahipler. O alanda da
kuvvet kaybedecekler. Bu 21. yüzyıl içerisinde göreceğiz ama tabii ki özellikle bir dijital alanda, sosyal medya alanında, belli düzeylerde kültürel alanlarda hala bir düzeyde bir hegemonyaya sahipler. Ve o araçlarıyla bir nevi saldırdılar. Yani NATO tankını, tüfeğini götüremedi ama işte Rusya'dan McDonald's'ı kaçırarak, Doritos'u kaçırarak, tırnak içinde bunları artık küresel markalar olduğu için ve bir haber konusu olduğu için de bu şekilde ifade ediyorum. Bir nevi bunlarla Rusya'ya tırnak içinde zarar vermeye çalıştı ama bunların bir zarar getireceğini, getirmeyeceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hatta çok yararlı olacak. Rusya için çok sağlıklı olacak. Ama tam tersi bir vaziyeti Avrupa ve Batı kendi açısından zararı yaşadı. Büyük Rus kültürünün çok nadide temsilcilerini yasaklayarak, Dostoyevskileri, Çaykovskileri yasaklayarak onlar aslında kendilerine zarar veriyorlar. Bir taraftan da ekonomik yaptırımlarla hamle yapmaya kalktılar. Onlar da kendi ayaklarına sıkmak olacak. Zaten Rus ekonomisine ciddi bir etki yaratmayacakları görünüyor. Ama kendi ekonomileri açısından özellikle ciddi enerji ihtiyaçları gözetildiğinde o hamlelerin de boşa çıkacağını görüyoruz. Yani sahada askeri güç olarak, ekonomik güç olarak hamle yapamayan ve kendi kuklalarını besleyemeyen NATO yalanla bunu yapmaya kalkıyor. Provokasyonla, kışkırtmayla bunu yapmaya kalkıyor. Ve burada da ana hedefin Türkiye olduğunu görüyoruz. Yani bu kışkırtmanın esas hedefi Türkiye'yi bu anlamda Rusya düşmanlığına doğru sürmek. Ama bunda da başarı yok ortada. Hem Türk milletinin büyük çoğunluğu bu cepheleşme içerisinde Atlantik'in yanında olmak taraftarı kesinlikle değil. Aynı zamanda Türkiye hükümeti, devleti, ordusu da bu kışkırtmalara gelmeyecektir.